Merhaba sevgili satranç severler. 1992 yılından bir parti inceleyeceğiz. Etienne Bakro, Sergey Yazarov partisi, dünya 10 yaş altı satranç şampiyonası. Bu parti oynandığında her ikisi de 9 yaşındaydı sadece. Şu an ikisi de büyük usta. Etienne Bakro da, Sergey Yazarov da 1983 doğumlu. Şu anda 40 yaşında her ikisi de. Bakro, Fransa'nın önde gelen oyuncularından biri. Yazarov da Belarus adına yarışıyordu ancak şu an FIDE bayrağı altında yarışıyor. Azarov 20 yaşında büyük usta unvanını aldı. Şu an dünya sıralamasında 334. sırada. 2559 reytingle. Etienne Bakro ise ona göre biraz daha başarılı bir büyük usta. 14 yaşında büyük usta unvanını aldı. Fransa'dan dünya sıralamasında ilk 10'a giren ilk Fransız oyuncu olarak Fransa satranç tarihine geçti. 2749 Elo'ya kadar ulaşmıştı. Maksimum reytinge sahip olduğunda. Şu anda 86. sırada ve 2659 Elo'ya sahip. Bu tarihten bir yıl sonra 1993 yılında ve 1995 yılında aynı şekilde 1993 yılında Dünya 10 yaş altı ve Avrupa 10 yaş altı satranç şampiyonu olmuştu. 1995 yılında da Dünya ve Avrupa 12 yaş altı satranç şampiyonu olmuştu. Hızlı bir giriş yapmıştı zaten. 2 yıl sonrasında da büyük usta unvanını almıştı. Erken yaşta büyük usta olan önemli oyunculardan biri. Bakalım Bakro, Azarov'a karşı bu oyunda neler yapmış bu partide. Beyazlar, Bakro, siyahlar, Azarov. D4. Vezir piyonu açılışı, pozisyon oyuncuların tercihi. D5, C4. Vezir gambiti satrançta gerek beyazlarla gerek siyahlarla en üst seviyedeki ve tüm dünya şampiyonlarının mutlaka oynadığı ve tercih ettiği en önemli açılış diyebiliriz. Uğruna Netflix'te çok önemli bir dizi de yapılmıştı biliyorsunuz. Vezir gambiti satrançtaki en önemli açılış diyebiliriz vezir gambitine. E6 reddedilmiş vezir gambiti. Piyon almadı siyahlar. Piyon alındığı zaman hemen vezir A4 ile tabi. Beyaz piyonunu geri alabilir ancak genellikle bunu almaz. Almak yerine yavaş yavaş gelişir ve siyah piyona sarılmaz zaten kabul ettiği zaman. Capablanca'yı oynardı. Kabul edilmiş vezir gambitini siyahlarla. Burada E6 ile reddediyor ve piyonu beyazın almasını istiyor. Beyaz alırsa siyah da alacak. Merkezde yine piyon olacak siyahların aynı zamanda. Vezir gambitindeki en sorunlu taş olan vezir filinin çaprazı da açılmış olacak. Şimdi at C3 gelişir ve D5 piyonla baskıyı arttırıyor beyazlar. At F6 gelişim D5'i korudu ve aynı zamanda E4 merkezi karesini kontrol etti. Ve şimdi kırışmalı vezir gambiti varyantına giriliyor. C alır D5, E alır D5. Burada hemen beyazın yanlış yaptığını düşünemeyiz. Vezir filinin yolunu açması bir hata gibi gözüküyor aslında. Siyahların sorununu beyazlar gönüllü olarak çözdü gibi. Ancak durum öyle değil. Birazdan anlayacağız. Fil G5 açmaz oluşturdu şimdi. C6 D5 piyonunu destekliyor. Beyazlar artık Karakan Slavvari'yi bir destek diyebiliriz C piyonundan. Vezir C2 D hattını kalesi için açmış olabilir beyazlar. Vezir C2'ye koyarak. Çünkü ne demiştik? Kaleler rakip vezire bakmayı sever. Şimdi siyahlar atını A6'dan geliştiriyor. At BD7 doğal gelişimi yerine at A6. Ve şimdi E3 şah filinin yolunu açtı. Beyazın şah kanadı gördüğümüz gibi vezir piyon açılışlarında oldukça geç gelişiyor. At B4 zıplayıp vezire bastı. Buna şüpheli diyor bilgisayar. Onun yerine at C7 dönüp at F3 gelişimden sonra fil E7 ile sakince gelişilebilirdi ki şu an tamamen eşit gösteriyor bilgisayar pozisyonu. At B4'ten sonra vezire basınca vezir D2'ye dönmüş. Burada da bilgisayarın önerisi vezir B1 dönmek bu uzun çaprazda. B1 H7 çaprazında veziri tutmak çünkü kısa rok ihtimaline karşı vezirin H7 piyonuna bakması iyidir. F3'ten G5'e zıplayacak atla bir mat hata gerçekleştirebilir. Şimdi buna H6 ile fili sorgularsa da fil H4 açmazı devam ettirebilirdi. Vezir D2'den sonra ise fil F5 oynanmış gelişim ve aynı zamanda at C2 çatal istiyor şimdi siyahlar filin de yardımıyla. Dolayısıyla bunu engellemek için kale C1 beyazlardan. Şimdi iki hafif alete kale değişimini tabii ki siyahlar istemeyecektir. Fil E7 gelişim. Onun yerine A5 hamlesi öneriyor. Fil E7'yi soru görüyor bilgisayar. Sebebi şu. A3 ile siyah at sorgulandığı zaman atın gidebileceği doğru düzgün bir kare yok. A6'ya geri dönmek zorunda ve bu durumda fil alır A6'ya kale alır A6 alınabilir ve piyon yapısı bozulmayabilirdi. Bilgisayarın fikri bu. Sonra fil D3 ile fil alır D3, vezir alır D3 ile devam edebilirdi. Oysa
Kale C1'e file E7 oynandıktan sonra şimdi A3'e at A6'ya gittiği zaman artık piyon A7'de A5'te değil A7'de olduğu için beyazlar burada bakro siyahın piyon yapısını parçalamış. Fil alır A6. Şimdi B alır A6'dan sonra siyahın vezir kanadı piyonları parçalanmış oldu. A hattında iki dublesi var, zayıflık. Aynı zamanda C6'da yarı açık hatta da geri kalmış piyon var. D5 piyonunun gerisinde. Dolayısıyla bu piyonun sürülmesi de zorlaşacak birazdan. Öncelikle at F3 gelişime devam etmiş. Bakro H6 ile fili sorgulamış siyahlar. Yine burada sorgulama yerine rokla devam etmeyi öneriyor bilgisayar. H6'ya fil H4 geri çekmiş. Fil H4 yerine vakit kaybetmemek için fil alır F6 öneriyor. Fil alır F6'ya kısa rok. Şimdi vezir B6, at A4 vezire baskı. Vezir B5'ten sonra da at C5. At C5'teki kuvvetli kareye oturdu. Neden kuvvetli kare? Rakip piyonlar tarafından rahatsız edilemiyor bu at. Dolayısıyla siyah karelerdeki fili de olmasa bu atı kaldırmak imkansız olacaktı. Eğer atlar birbirini koruyabilen pozisyona erişseydi, örneğin bu at manevra yapıp bir şekilde arkadaşın koruyabileceği bir kareye ulaşsaydı şu başa tat konumu. Fil atı ortadan kaldırsa bile C5'e oturan beyaz at oldukça etkili olacaktı. Tabi burada beyazın da B2 piyon zayıflığına dikkat edelim. Yarı açık hatta geri kalmış piyon olurdu. Fil H4'ten sonra ise kale C8, C6 geri piyonunu korumuş oldu. Yine burada öneri rokla devam etmek. Kale C8'e şimdi rok beyazlardan, siyahlardan da rok ve fil alır F6 ile artık bu atı ortadan kaldırmış. Fil çiftini at çifte oynayacak bakro. Fil alır F6'dan sonra at A4 at kuvvetli C5 karesine yerleşmek istiyor. Aynı zamanda dediğimiz gibi geri kalmış C6 piyonunun sürülmesini de engelleyecek. Fil E4. Şimdi F3'teki ata basıp şah kanadı piyonlarını parçalamak istiyor siyahlar. Dolayısıyla burada fil E4 yerine fil G4 ile bunu isteyebilir diyor bilgisayar. At E5 zıplayınca da fil alır E5, D alır E5 ile devam edebilirmiş. Fil E4'ü at C5 ile yanıtlamış beyazlar. At C5 yerine yine vezir E2 ile atı tutup piyon yapısının bozulmasını engellemek gerekirdi diyor. A5 ilerleyişine ki vezir aynı zamanda A6'daki korumasız piyonu da istemişti bu hamlesiyle. Kale C3, kaleleri C hattında çiftleyip geri kalmış C piyonuna baskıyı arttırma fikri. G5'e de at C5 otururdu beyazlar. Evet. Şahlar aynı kanatta olduğu için siyahın şah kanadından sürüşleri buraları açmak için yapacağı sürüşler aynı zamanda kendi şahında risk altına atmış oluyor. Bunlara da dikkat edelim. At C5'ten sonra ise fil alır F3 almış. G alır F3. Şah kanadı dağıldı ama dediğimiz gibi şahlar aynı kanatta olduğu için çok büyük bir zayıflık teşkil etmeyecek. Fil H4. Fil H4'ün fikri tabii ki vezire yol açmak. Veziri G5'ten şah çekerek oyuna sokmak istiyor. Ama doğrusu fil E7 geri çekmek. At D3'e fil D6'dan sonra şimdi vezir H4 daha etkili gelebilirdi. Ama buna da F4 ile beyazlar kapatabilirmiş. Fil H4'e şimdi yine F4 hamlesi geliyor. F4 yerine burada bilgisayarın önerisi at alır A6 ile bu korumasız zayıf piyonu almak. Burada uzun bir varyant var tabi. Beyaza üstünlük veren ama burada bilgisayar piyonu almayı öneriyor. Sonuçta piyon piyondur. F4'ten sonra ise vezir D6, veziri G6'ya aktarma fikri var. Vezir D6 yerine yine file E7 çekip at D3 varyantını öneriyor. Vezir D6'dan sonra şah H1 tehdit gelmeden şahını köşeye çekmiş ve kaleyi G1'e getirecek birazdan. Önce siyahlar da şah H8 yapmış. G hattından çekildi şahlar. Şimdi vezir D3. Vezir D3 A6 piyonuna bastı. Aynı zamanda vezir F5 hamlesi de var. Veziri şah kanadına siyah vezirden önce aktarmak istiyor. Siyahlar bunu engellemek için F5 oynamış. Oysa daha iyisi A5 ile piyonu vermemek diyor bilgisayar. Vezir F5 oynayabilir, savunulabilir şeklinde. Ancak burada vezir D3'e F5 sürünce vezir alır A6 piyonu almış şimdi bakro. Vezir G6 kale G1 ile veziri karşılayınca vezir H5 kale G2 vezir F3'e gelip şah çekmeden kaleyi G2'ye koydu. Aynı zamanda F2 piyonu da istek altındaydı. Onu da şu an tutmuş oldu beyazlar. Kale G8 G piyonunu ilerletebilmek için kaleyi G8'e getirdi. Şimdi at D7. At D7 yerine kale C-G1 ile G hattında kaleleri çiftlemeyi öneriyor. Kale C7 yandan 7. hataydan savunmaya A7 piyonunu savunmuş oldu. Vezire karşı siyah kale. Aynı zamanda C6'yı da tutuyor.
Buna da vezir d3 geri dönüp devam edebilirmiş beyazlar. At d7'den sonra ise vezir f3. Yani vezir dalışa geçiyor ve fil alır f2 tehdidi var şimdi tabii. İki taşla birden bastı. F2 piyonla. Ancak kale c7 ata basıp at e5'in gelmesini beklemeliymiş siyahlar. Vezir f3'ten sonra ise şimdi at e5 vezire bastı. Vezir e4'e geri çekmiş siyahlar. Ve vezir e2 geri dönmüş. Vezir e2'nin ince bir fikri var burada. Geri alırsak burada normalde az önceki pozisyonda zaten beyaz tamamen kazanç konuma geçiyor. Bakın şurada vezir f3 hamlesi oyunu kaybediyor. Çünkü at e5'ten sonra at tempoyla vezir istiyor ve vezirin herhangi bir hamlesine vezirin böyle dönmesi lazım. H5'e ki şah çekildiği zaman fili alacak çatalla vezir alır at hamlesi vardı. Oysa burada veziri devamında e4'e dönüyor. Şimdi at çatalı yerine ki at çatalı alet kazanıyordu. Vezir e2 ile ince bir fikir uyguluyor Bakro. Burada siyahlar hamle bulamamış. Fili f6'ya çekebilir belki ama aynı benzer şeyler oluşurdu. Fil alır f2 almış. Çaresizlikten diyebiliriz artık. Burada at f7 şah önce ve şahın hamlesinden sonra at g5 çift ünleme artık siyahlar terk etmiş. Çünkü bu bir çatal gördüğümüz gibi ve siyahların herhangi bir hamlesine vezir gidiyor. Atı alması halinde ise h4'te açılacağı için hat açma fedası vezir h5 ile oyun biterdi. Şöyle mouse izin verirse göstereceğiz. Çatal. Alınması halinde ise vezir h5 ile oyun biterdi. Dolayısıyla siyah veziri kaybettiğini gören siyahlar bu hamleden sonra terk ediyor oyunu. Bakro'dan, 9 yaşındaki Bakro'dan inanılmaz bir performans. Analiz ettiğimde şu veriyi gördüm. Beyazların 2500 seviyesinde oynadığını gösteriyor bu partide bilgisayar. Dolayısıyla gerçekten 9 yaşındaki bir çocuğa göre 2500 büyük usta seviyesinde bir performans. Müthiş bir performans gerçekten. Siyahlar da çok kötü oynamamış ama sona doğru 1-2 hatayla oyunu kaybetmiş. Dediğimiz gibi her ikisi de küçük o zaman ve kısa zaman sonra ikisi de büyük ustalığa adım atmıştı. Evet, Vezir Gambitinden gelen bu partiyi paylaşmak istedim. Oyunu beğendiysek beğenmeyi ve paylaşmayı, kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayalım. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.